Selamlar sevgiler efendim. Teyp 68'i inceliyoruz. Teyp 57'yi Juto'yu inceledik. Bu video Teyp 68 videosu. Yeni ağaçtaki tank efendim. Gördüğünüz gibi ilk olarak baktığımızda çok böyle genel geçer bir görüntüsü var gibi geliyor bize. Topun eğilmesi bizi cezbediyor açıkçası. Topun yine üstünde böyle tırtıklar falan filan var, bilmem ne var. Bu da aynı mantıkla çalışıyor. Soğurma vardı sanırım bunda da, nişan soğurması. Yani hemen atmıyorsanız, eğer birazcık bekleyerek atıyorsanız daha iyi nişan alıyor topunuz. İlginç bir inceleme olacak. Daha doğrusu çok ilginç de demek yanlış olur. Çok büyük bir beklenti içerisine sokmayayım size. Ama şöyle söyleyeyim. Bir yayını kaydettim. İşte Selçuk ben falan oynarken, Selçuk Erhan ben falan oynarken onları kaydettik. Onu attık. Onun replayı olacak. İncelemeyi de şimdi hemen Tank GG'ye geçip orada bakalım isterseniz. Evet, dediğim gibi seviye 9 Japon tankı Tank GG'deyiz. Şöyle bir 3 boyutlu modeline bakalım. Live demeden önce yine bir visual diyelim, normal bir görüntüsüne bakalım tankın. Dediğim gibi ilk başta baktığınızda çok genel geçer bir görüntüsü var. Tankın pneumatik süspansiyonu var. Bu palet niye böyle siyah? Bir bilgim yok. Tankın pneumatik süspansiyonu var. Yani totosunu hareket ettirebiliyor gördüğünüz gibi. Bu da size muazzam bir top eğimi sağlayabiliyor efendim. Şöyle bir twerklük hareketi oluyor. Şöyle bize doğru da çevireyim. Daha etkili olsun gördüğünüz gibi. Evet, şimdi tankın bir statslarına gelelim. Şu mikrofonu şöyle kenara koyayım. Tam gözümün önünde statsları okuyabilecek duruma gelemiyorum. Şöyle genel geçer olarak baktığımızda tankın 2400 DPM'i var. Reload süresi 10 saniye ki siz bunu iyi donanımlarla 8 saniyeye kadar düşürebilirsiniz diye tahmin ediyorum. Tabii seçeceğiniz donanımlara da bağlı bu. Eğim süresi 2.11 saniyede eğimi var. Yani bir ağır tanka göre bir tık iyi. Bir tık iyi. 100 metrede dağılma da 0.27. Tankın 400 alfa hasar var. İlk topu 400 vuruyor. 250 penetre ediyor. Biraz daha fazla olsa daha iyi olurdu ama hiç önemli değil. İyi, güzel. Yani 258-256 gibi değerler biraz daha hoş olurdu bence. 1050 metre bölü saniyeyle gidiyor. İlk topumuz zırh delici mermi. İkinci mermimiz ise sert başlıklı zırh delici mermi. Bu diğerine göre 311 mm penetrasyona sahip. Daha fazla bir penetrasyona sahip. Mermi hızı 1250 metre bölü saniye ve alfa hasarı ise değişmiyor gördüğünüz gibi. İlk mermiye tekrar geçelim. Tankımız mobil bir tanka yakın bir tank. 35 km hızla gidiyor. 14 km geri hızıyla gidiyor. 1000 beygirlik bir motora sahip tankımız. Bunun dışında top eğimine geldiğinizde gördüğünüz gibi depressionlar, elevationlar gerçekten de muazzam seviyelerde. 20 derece yukarı artı 4 derece pneumatik süspansiyon koyuyor. 8 derece aşağı artı 4 derece yine pneumatik süspansiyon koyuyor. Yani 12 derece eğilebiliyor topumuz. Bu muazzam bir değer. Çok önemli. Özellikle günümüzün metasına göre çok hoşumuza gidecek bir değer. Tankımızın zırh şemasına, zırh profiline baktığımızda ise hull armor yani gövde zırhı 110 mm önler. Yanlar 70 mm efendim ve arkada 30 mm olarak görüyoruz. Tankımızın taret zırhına geldiğimiz böyle pazar sohbetleri kıvamında gidiyoruz ama tankımızın taret zırhı da 280 mm ön cuk, 80 mm yanlar, 40 mm ise arka. Dediğim gibi tankımız aslında yüzey dirençlerine de baktığımızda, mobil bir tank. Nispeten mobil bir tank. Çok hızlı değil, çok yavaş da değil. Yavaşın bir tık altı ama bir mouse'da, bir E100'de değil. Şimdi bu tanka hangi donanımları takmamız gerekiyor? Ardından zırh profiline geçeceğim. Benim tavsiyem havalandırma takmanız gerekiyor. Yükleme takmanız gerekiyor. Ve turbo şarj ya da iyi pozisyon almanız çok önemli bu tankta. Çünkü önce tepeye gitmeniz gerekiyor. Hatta bir metten bile önce gitmeniz gerekiyor tepeye. Ya da nişan alma. Burada tercih tamamen sizin. Turbo şarj taktığınızda neler oluyor bakalım. Bu donanımlarla, standart donanımlarla yükleme süremiz gördüğünüz gibi 8.77'ye kadar iniyor. DPM'imiz Damage Per Minute 2735'e kadar çıkıyor. Hızımız 39'a 16 olarak bize bu değerler veriliyor. Tabi yüzey dirençlerinden de daha az etkileniyoruz. Olumlu anlamda etkiliyor. Onların da değerlerinin bir nebze de olsa
bir tık da olsa iyileştiğini görüyoruz. Karar tamamen sizin. Sertleştirme takabilirsiniz buraya. O da olabilir. Nişan alma takabilirsiniz. Peki mor donanımlarla kullanırsak bize bu tankı ne vaat ediyor? Bunu aldık. Yüklemeyi de mor kullanalım dedik. Fakat biz kırmızı taktık. Mor taktık. Yüklemeyi de mor takalım. Az önce canlı yayından çıktım. Biraz yorgunum. Bayağı da bir konuştum o canlı yayında. Evet, bir de mor turbo şarj takarsak eğer. İşte 41 kilometre ileri hızımız, 18 kilometre geri hızımız oluyor. 8.34'e kadar yükseliyor ve muazzam değerlere ulaşıyoruz. Evet, dediğim gibi tamamen size kalmış. Benim görüşüme göre gün ya da zamanın metası bir tank. Oynanabilir ve kasılabilir bir tank. Ben zaten bu yeni Japon ağacını ısrarla tavsiye ediyorum herkese. Oynayın, keyifli bir şeydir, ağaçtır. 3 boyutlu modeline gelip bir de zırhına bakalım. Şimdi taret zırhını övdük. Gövdesinin zırhı o açıda denilemeyecek gibi geliyor ama tankın çok ciddi bir fail var. Bakın şuradan baktığınızda şurada bir komutan kapağı görüyorsunuz. Bu yukarıda duran bir kupoladan bile daha açık bir pozisyonda. Daha rahat vurulabilecek bir pozisyonda, böyle söylemek daha doğru. Şöyle live diyelim. Bu tank bana tepeden çıktı. Şöyle bakıyor. Çok sıkıntı. Yani her halükarda buradan atış yiyebilirsiniz. Evet, gövde zırhı delinmiyor. Evet, kupolası çok böyle belirgin değil. Evet, taret muazzam seviyelerde. Ama hangi açıdan durursanız durun yiyor. Ancak şöyle falan bakarsa kupolayı, pardon, sürücü kapağını kapatabilir. Bu anlamda tankımız side scrap yaparsa kendi solundan uygun. Fakat yine burada bir açık veriyor. Kendi sağından side scrap yaparsa bu sefer burayı kapatmış oluyor, gördüğünüz gibi. Burayı kapatmış oluyor ve side scrap'e uygun bir tank haline geliyor. Şöyle söyleyebilirim, yan zırhımız ne kadardı? 70 mm. 70 mm'lik yan zırhınızla yeri gelecek side scrap'te yapabileceksiniz ki küçük de bir açı var, görüyorsunuz burada. Onun da etkisi var aslında. 70 metre çok böyle yeterli bir seviye gibi görünmese de hem açısal olarak buradan hem de yukarı doğru bir açısı olduğu için bize side scrap yaptırabilecek bir tank. Temel olarak anlatayım, sonra zaten arkadaşlarla çektiğimiz videoya geçeceğiz. Onu izleyeceğiz. Orada canlı bir maç olacak, replay gibi. Ama bir yorum gelmeyecek. O anda oynadığımız spontane gelişen bir olay. Onu izleyeceksiniz. Ardından da videoyu sonlandıracağım. Genel olarak şöyle toparlayayım. Tankımız güzel bir tank. Kaliteli bir tank. Ben tavsiye ediyorum. Her ne kadar şuradaki açık da olsa çoğu kişi bilmiyor gibi geliyor bana bu açığı. Ve çoğu kişi oraya ateş etmiyor. İlginç bir şekilde. Hani çok fazla denemediler. Özellikle ilk maçta. Belki zamanla insanlar bunu öğrendikçe buradaki açığın çok büyük olduğunu ve buraya ateş etmeleri gerektiğini anlayacaklar ve oraya ateş edecekler. Ama şu an için tank iyi bir tank. Kaliteli bir tank. Alın derim. Side scrap ve cooldown oynamak istiyorsanız. Reply'deyiz. TP68 ile oynuyoruz. Selçuk Bey bizi izliyor ve yönlendiriyor. Şurayı mı tavsiye ediyorsunuz değil mi Selçuk Bey? Peki. Sanki şuradan spot mu verse Erhan? Tiger Mouse'da buradan spot mu verseydi? Nerede lan bunlar? Oğlum buradan da kimse geçmedi, en şans. Oğlum her yer Defender doldu ya. Büyük bir ihtimalle abi. Oğlum o kadar çıktım. Bir Allah'ın kulu da şu niye dönmedi bana? Allah Allah. Yayın videoya koymasak mı acaba? Aynen abi. Çok çıkmadı. Ah be.
çok sıkıldık. Allah Allah, onu delemiyorlar lan bunu. Bence de bilmiyorlar abi. Şimdi şu videoyu çektikten sonra şeyi koyacağım ben. Tank GG'de ona da bakarız. Bir daha bir yorumlarız. Oo, Muzaffer Bey geldi. Muzaffer Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Muzaffer, Selçuk. Bir de şey burada, Erhan burada. MT Gomez. O Selçuk izliyor mu tankı? O bu ne? Tamam, afiyet olsun. Afiyet bal şeker olsun. İlk hasarı... Tamam. Yandan göremedim ki abi. Dur bakacağım kanka. Yok önden. Yok. Oğlum niye basmıyorsunuz ki şunlara ya? Niye bekliyorsun yani? Bas abi. Yok yok, canlı mı oynuyorsunuz derken ne demek oğlum o? Ha, canlı ne değiliz acı. Oğlum bu... O ben... Yayın izlediğince izlersin Muzo. Oğlum nerede bu adam? Zor olmadı. Olmadı. Hatalı. Ama tank bence de fena değil abi. Ve zaten bu videoyu atacağım abi, bilginiz olsun hepiniz. Bu videoyu olduğu gibi atacağım. Hadi bir tane vuraydım be. Abi. Oha nasıl? Oğlum tank. Sol karşıda da açılmadı acı. Yalnız tank okunmuş bence ha. Muska falan takmışlar bu tanka. Oğlum mermi işte mi? Evet. Evet, bence bilmiyorlar abi. Ama açıl... Abi, nasıl bilmezsin? Ya, sana sorayım Selçuk. Karşına bir tank geldi, tamam mı? İlk attığın taretten sekti. İkinci attığın göveden sekti. Üçüncü nereye nişan alırsın abi? İki seçeneğin var. Gövde altı yok. Komutan kapağını bir göreyim der misin? Evet abi. Ya enteresan yani. Oo, Erhan'a bak. Erhan da oynamış. Evet, enteresan. Hani ben açıkçası video kayıtı değildi o anda. Ben ilk gördüm bunu. Hatta Selçuk Erhan da şahit. Dedim ki ben tanktan soğudum abi. İlk dedim güzel mürettebatları atmamışız. Öyle genel geçer adamlar atmışız. Hacı bak, Totos'u twerk yapan bir tank bu bak. Hey, I'm a live in forever. It's like that. Şöyle Toto'yu da size dönsün. Ha?
Lopez sigortalatmış mıydı? Jennifer Lopez değildi galiba. Aynen. Poposu öyle Shakira'ydı galiba lan. Bu gereksiz bilgi de... Dur bakayım, siz oyun maça giriyor, ben poposunu şey yapan, sigortalatan... Oğlum Kim Kardashian'mış lan, hiç biz bayağı bir sallamışız yani. Cafer'i tanıyorsun değil mi Erhan sen? Cafer'e biz dedik ki, bak oyuna başladı dedim, IS-7 al ya da IS-4 al. Yok dedi, ben dedi Almanlar dedi bu işi biliyor dedi, sen dedi ne demek istiyorsun dedi. Oo, bir baktım bu Tiger işi çıktı. Gittim E100 aldı. Oynadı, her maçta küfür ediyor. Senin taretini yapan mühendisi, senin topunu, sen ne kadar hantal bir tanksın.